Kıyma kurabiye için malzeme listemiz. Hamuru için 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, yarım paket kabartma tozu, aldığı kadar un. Üzeri için 1 su bardağı vişne reçeli, 10 adet karanfil, 10 adet nane yaprağı, iç harç için 4 adet elma, 1 çay bardağı toz şeker, 5 adet ayıklanmış ceviz, 2 tatlı kaşığı tarçın. Efendim, şimdi elma kurabiyemizin tarifine başlıyoruz Hacer ablayla. Hacer abla, sen nasıl yaptın da böyle bu kurabiyeler elma gibi baktı? Lütfen anlatır mısın? Nasıl yapacağız? Önce elmalarımızı rendeleyeceğiz, kabuğunu soyacağız. Onları bir güzel suyunu çekinceye kadar pişireceğiz. Kırılmış ceviz ve tarçın ekleyeceğiz. Mis gibi bir iç olacak. Hı hı. Ondan sonra hamuruna geçeceğiz. Tamam. Malzemelerimiz, tereyağımız, yoğurdumuz, sıvı yağımız, pudra şekerimizle güzel bir hamur yapacağız. Elmaları onun içine dolduracağız. O zaman Hacer ablacığım, neyle başlıyoruz? Elmaları soyalım önce. Elmaları soyalım. Rendeleyelim. Tamam. Elmaları soyuyoruz, rendeliyoruz. Ablacığım, elmalarımızı rendeledik. Rendeledik. Şimdi sırada ne var? Bunları kavuracağız. Tamam. Yani pişireceğiz, kavuracağız birazcık. Hı hı. Ocağın altını yakabilir miyiz? Bir hemen yakalım. Oy 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 oy. Onu suyunu çekinceye kadar kavuracağız, hı hı, birazcık. Başlayalım mı hamuru yapmaya? Başlayalım. Tamam. Yumuşamış tereyağımız var. Yumuşamasa ne olacaktı? Olmaz. Şuradan ben bir eldiven alacağım. Evet. Yumurtamız var bir tane. Hı hı. Pudra şekerimiz var. Onu da ekliyoruz. Yoğurdumuz var. Biraz mümkünse biraz suyunu ben süzeceğim. Susuz olsun. Ha, yoğurdumuzu süzüyoruz. Ya evet, çok sulu olmasın diye suyunu birazcık süzdüm. Tamam. Sıvı yağımız var. Onu da ekliyorum. Burası tamam. Birazcık şöyle yoğuracağım. Ay, çok güzel kokuyor. İyi şu anda görünüyor. Altı evet, çok evet, açık olduğu için kapatacağım. Çok az. Yine onu da eğer böyle çok açmasaydık o da sulanırdı. Nasıl? Bir püf noktası da. Aa. Evet. Yani ben bilmeden doğru bir şey yaptım doğru, şu an. Doğru doğru evet. Şimdi Hacer ablacığım, bir şey söyleyeceğim. Buna şeker koymamız gerekiyor. Ben evet, senin tarifine baktım. Hı. Ve şimdi ben bunu kısık ateşte küçük tarafa alıyorum. Kısık ateşe koyuyorum ve... Bu aşamada da önceden de koyabilirsiniz. Önceden koyabiliriz. Hatta koymaya da biliriz de. Şimdi bunun içinde de şeker var ama koyalım, bence de koyalım. Üstünde de şeker olacak ama şeker. Ama ne kadar koyayım size söyleyeyim. Ya 3 kaşık falan koyalım. Tamam. Çok da olmasın. Tabii çok tatlı isteyen koyabilir. Ben unu yavaş yavaş ekleyeyim mi? Evet, geliyorum hemen. Kaç kaşık kabartma koyuyoruz? Kabartma tuzunda. Koyacağız işte tamam, yavaş yavaş ekleyeceğiz. Efendim, elma kurabiyemizin hamurunu yapıyoruz. 2 oldu. Onunla 3 oldu. Hı hı. Tabii ki malzeme listemizde ölçüleri veriyoruz ama bizi izleyen ev hanımları zaten aldığı kadar unu gayet iyi biliyor. Aldığı kadar, aynen öyle. Hı. Bunun altını kapatıyorum. Kapatalım artık. Kapatalım onu. Şöyle şu tarafa alayım ki, hı-hı, ısınmasın. Çünkü gördüğünüz üzere çok güzel pişti elmalar. Ben ekledim onları birazcık elmalarımız daha. Şimdi güzel bir hamur yoğurduk.
Valla şu an aslında kıvamı çok güzel. Birazcık daha yedireceğim şöyle. Şöyle bakın. Oh. Yumuşacık güzel bir hamur. Şekil alıyor yani hamur ve ele yapışmıyor. Tamam. Bu hamurumuz tamam. Oraya bir tarçınlı cevizi ekleyip onu bir tabağa alırsak sıcağı olarak hamura koymayalım. Biraz soğusun. Cevizi koydum. Sonra şu tabağa alalım ki soğusun. Tamam. Birazcık. Şimdi yavaş yavaş söylüyorum. Rendelediğimiz elmalarımızı kavurduk efendim. Tavada cevizimizi ekledik. Hı-hı. Ve şimdi de tarçınımızı ekliyoruz. Evet. Görüldüğü üzere. Bunu böyle bir karıştırıyoruz. Ne oluyor? Bu güzelim tatlar, bu muhteşem tatlar birbirine böyle kardeş kardeş sarılıyorlar. Hepsinin ayrı ayrı kokusu geliyor. Şimdi dumanlar çıkıyor biliyorsunuz zaten gördüğünüz üzere yani. O yüzden bunu biraz soğumaya bırakacağız. Şu tabağı alabiliriz çabuk soğusun tabii diye. Hı-hı. İşte efendim görüyorsunuz biz böyle hem pratik evde olan malzemelerle ve elde olan malzemelerle. Evet o çok önemli. Elde olan ve evde olan ve buzdolabında olan malzemelerle gördüğünüz üzere harika pratik tarifler veriyoruz. Yani ne pişirsem diye düşünmeyin. Beni izle. Efendim bunu şimdi kavurduk. Soğumaya bırakıyoruz. Ve ne yapacağız? Bundan sonraki aşamamız hamura nasıl şekil veriyoruz Hacer ablacığım? Şöyle yine bu büyüklükte oyacağız birazcık. Şöyle. Şimdi şu içine elmalarımızı doldurup böyle kapatacağız. Ah. Hacer ablacığım onun şekli çok güzel oldu. Evet şimdi içinde doldurduktan sonra daha güzel olacak. Hı hı. Böyle kapatacağız. Şöyle hazırlayayım ben. Tamam. Hamurumuza elmamız, şekil veriyoruz efendim. Elmamız gelinceye kadar bunu hazırlayalım. Elmalı elma kurabiye elmalı tarifi elma veriyoruz. Yapıyoruz. İçlerine bir doldurmaya başlıyoruz. Tamam. Ve yuvarlak şekil vereceğiz. Şu kapatma aşaması önemli Hacer abla. Ya bu birazcık içli köfte yapanlar bilirler. Ama tabii o içli köfteyi kapatmak aslında daha kolay. Bu hamuru kapatmak biraz zor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi saplarını yapacağız.